İyi günler. Bugün size patlıcan kebabı tarifi vereceğim. Köftem için 600 gram kıyma, bir kuru soğan orta boy rendeledim. 2 çay kaşığı tuz, 2 çay kaşığı pul biber, 1 çay kaşığı kimyon, 1 çay kaşığı karabiber, yarım çay bardağı da zeytinyağım var. Soğanımı ve bütün baharatları ilave ediyorum. Ve yoğuruyorum. Eğer sizin kıymanız çok yağlıysa zeytinyağı veya ekstra yağ katmanıza gerek yok. Ama yağsızsa biraz eklemeniz iyi olur. Köfteyi ne kadar yoğursanız o kadar güzel olur. Şimdi yuvarlak bezeler ayırıyoruz eşit şekilde. Dilerseniz birkaç kaşık, 1-2-3 kaşık galeta unu da ekleyebilirsiniz. Baharatları azaltıp çoğaltabilirsiniz. Bu şekilde yuvarlıyoruz. Köftelerimizi açtık. Şimdi patlıcanlarımızı doğruyoruz. Uç kısmını kesiyoruz. Şöyle arka kısmını kesiyoruz. İnce olanı. Şu şekil. İki parmak genişliğinde. Kesiyoruz. Patlıcanlarıma 1-2 kaşık sıvı yağ dökeceğim. Eğer sizin patlıcanlarınız acıysa biraz tuzlu suya, suda bekletirseniz iyi olur. Patlıcanlarımızı alıyoruz. Üzerine köfteyi, tekrar birer patlıcan bu şekil diziyoruz tepsimize. Patlıcanları yağladım çünkü kuru olmasını istemiyorum. Kuru olunca tadı güzel olmuyor. Şu şekil. Devam ediyoruz dizmeye. Ben 3 tane patlıcan doğramıştım. Sayısını söylememiştim size. Şu şekil patlıcanlarım kaldı. Onu da ortaya bıraktım. Bakalım nasıl dizeceğiz. Şu şekil, kuru soğan, domates ve sivri biber. Şöyle. Şu şekil. Ben bu şekil dizdim. Arada birkaç tane sarımsak soymuştum, bıraktım onları da. Şimdi sosunu yapalım. Yaklaşık 4 kaşık tereyağı tavana bıraktım. Onu incene kızartıyorum. Ben biber salçası bıraktım. Biber salçam çok güzel olduğu için eğer siz biber salçası sevmiyorsanız domates salçası da ekleyebilirsiniz. 1 kaşık biber salçası ekledim. Şimdi yaklaşık 1 su bardağı sıcak suyum var. Salçama ilave ediyorum. Salçamın açılması için. 1 çay kaşığı kadar tuz ilave ediyorum. Salçalı sosumu bütün zebzelerin üzerine eşit şekilde döküyorum.
Yağlı kağıdımı ıslattım ve suyunu sıktım. Tepsimin üzerine kapattım. 200 derecede önceden ısıtılmış fırına veriyorum. Yemeğimiz pişti, fırında çıkartıyoruz. Yaklaşık 5 dakika pişirdim. Ondan sonra üzerindeki kağıdı kaldırdım. 15 dakika da o şekilde pişirdim. Yemeğimiz hazır. Deneyenlere şimdiden afiyet olsun.